Atmosferin iyi olacağından hepimiz eminiz. Gerek biz olalım, gerekse sporcular da zaten demeçlerine dikkat ettiğiniz zaman hepsinin Ankara halkına, Ankara seyircisine her zaman güveni tam. Ve inanıyorum ki bu süreçte onları yalnız bırakmayacaklardır ve müthiş bir atmosfer olacaktır. Biz yıllardır milli takım olarak her zaman enerjimizi, desteği, her zaman seyircimizden alan takım olmuştuk. İnanıyorum ki de Ankara halkı bu süreçte de bizim genç arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacaklardır ve onlar da bu enerjiyle birlikte iyi bir performans sergileyeceklerdir. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız 2017'de Ali Muhammed'in bir sakatlık süreci vardı. Doğal olarak bizim takımımızla birlikte olamadı. Biz de ekiple oturup konuştuğumuzda bu anlamda bir tane daha arkadaşa ihtiyacımız olduğunu karar verdik. Bu süreçte de Scotty bizim için doğru tercih olduğunu ekip olarak söylediler. Biz de bütün girişimleri yaptık. Başta hani bu süreci bizim için hızlı bir şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımızla, Başbakanlığımızla, daha sonra da Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bu kısa sürede bu arkadaşımız şu an milli takımımızla birlikte. Dediğimiz gibi Eylül ayındaki kadro nasıl olacak bilemem. Ama dediğim gibi elimizde iki tane opsiyon olacak. Artık Ufuk Hoca ve ekibi performanslara göre hangi oyuncu isterlerse kadroya dahil edeceklerdir. Bu süreçte sanırım Scotty ile devam etmek istediler. Ama Ali Muhammed de bizim için çok değerli bir oyuncu. Her zaman da çağrıldığında milli takıma gelen bir arkadaş. O yüzden sanırım Ufuk Hoca daha iyi verecekti bunun cevabını. Sezonun uzun olması, biraz yorgun olması vesaire gibi nedenlerden bu şu an burada olmamasını doğal karşılıyoruz. Ama inanıyorum ki çağrıldığı zaman tekrar bu milli takım bir parçası olmak isteyecektir. Bütün ekibi başarılar dilemek istiyoruz biz yönetim olarak. Onlara güvencimiz tam. İnanıyorum ki hem 28'inde hem de 1 Temmuz'daki maçlarda iki galibiyet elde edip bir sonraki tura biraz daha avantajlı gireceklerdir. Sonuçta hepimizin hedefi 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmek. Buna da en avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. O yüzden bu iki maç bizim için çok önemli. Dediğim gibi hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah sakatlıksız ve başarılı bir yaz geçiririz. Daha sonra da Eylül ayı içinde tekrar bir araya geliriz ve o anın daha bir ayrı bir heyecanı olur. Çünkü o zaman istediğimiz hedeflere de çok daha yaklaşmış olacağız. O yüzden bu zamana kadar bizim yanımızda olan tüm kulüplerimize gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle bu süreçte kış sürecinde biliyorsunuz ister istemez bir sürü dedikodular dolaşılıyordu. Euroleague takımları vesaire falan. Ama her süreçte oyuncuları milli takım bir parçası olmak için yolladılar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi biz bu tip başarıları ancak birlikte hareket ettiğimiz zaman başarabiliriz. Bu süreçte de onlar bizi yalnız bırakmadılar ve şu an değerli kulüplerimizin değerli oyuncuları şu an milli takımda ve inşallah hepimizin hedefi önümüzdeki iki maçı kazanıp ikinci tura avantajlı bir şekilde gitmektir. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.